Yeni tip koronavirüsten iyileşen binlerce insan, aylar sonra günlük hayatına dönmesini zorlaştıran semptomlarla mücadele etmeye devam ediyor. Hastalığın seyrinde akciğerin tutulumu önemli bir yer tutuyor. Hatta bizim bakanlık rehberinde yatış endikasyonlarımız ve tamamen bu akciğer tutulmaları üzerine belirliyoruz. Burada kanda çözünür küçük proteinler var, sitokinler. Bunların salınmasına bağlı olaraktan bunlar yandaki hücreler, salındığı hücreler, T lenfosit, B lenfositleri ve makrofaj monositleri etkiliyor. Onlar da kendi yanındaki hücreleri ve gene kendilerini etkileyerekten kontrolsüz bir vücut yanıt mekanizması oluşturuyor. Bu yanıt mekanizması sonucunda akciğer içindeki loblar arası damarların tıkanması sonucunda geniş bir akciğer hasarı oluşuyor. Hastaların kronik yorgunluk ve bilişsel problemlerin birçok semptomunu bildirmesiyle oluşan durum uzun süreli COVID olarak adlandırılıyor. Biz kimi zaman antibiyotikle, kimi zaman da bu sitokin dediğimiz çözünür proteinleri, küçük proteinleri bloklamaya yönelik antistokin tedaviler uyguluyoruz. Akciğer hasarlanmasının bazı hastalarda kalıcı bazı sonuçlar bıraktığını görüyoruz. Hastayı biz taburcu ettikten 3 ay sonra hasta bize hocam ben nefes alamıyorum. Hocam ben 9'da iş yerime gidiyorum ama 10'da uykum geliyor. Hocam bir kat çıkamıyorum, yoruluyorum gibi şikayetlerle hastaların geri döndüğünü görüyoruz. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ahmet Rıza Şahin, COVID sonrasında yaşanan sıkıntılara dikkat çekti. 1 milyona yakın insanın etkilendiği ülkemizde ileride bizim artmış bir akciğer fibrozlu hasta yüküyle uğraşmamızı sağlayacak. Bu sebeple bu hastalarda tedaviler biter bitmez antifibrotik akciğer tedavilerinin veya pulmoner rehabilitasyon tedavilerinin önemli bir yer tuttuğuna inanıyoruz. Ve bu sebeple biz de hastanemizde hocalarımızla, göğüs hocalarımızla, fizik tedavi hocalarımızla şimdiden bu hastaları takip almaya başladık. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Fulsen Bozkuş, COVID atlatan kişilerin nefes darlığı ve öksürük şikayetlerinin devam ettiğini söyledi. Biz PCR negatifliğini gördükten sonra bu hastaları COVID servislerinden göğüs hastalıkları servisine ya da göğüs hastalıkları yoğun bakımına alıyoruz. Çünkü hastaların taburcu olamayan kısımları var ve bunlar özellikle solumsal sıkıntıları olan hastalar. Biz bu hastaları nasıl görüyoruz? Hastaların nefes darlıkları devam ediyor, öksürükleri devam ediyor. Çoğu zaman eve gönderirken oksijen konsantratör dediğimiz oksijen cihazlarını yazıyoruz. Çünkü oksijenleri istediğimiz düzeyde değil, dokuların oksijensiz kalmasını istemiyoruz. Covid-19 sonrasında hastalarımızın, biz eve oksijen yazdığımız hastalar da olsun, polikliniklerimize geldikleri zaman bu bazen 2 hafta içerisinde hastalar tamamen normal olabiliyorlar. Ama bazı hastalarımız 3 ayda sürebiliyor. Özellikle nefes darlığı, öksürük semptomları ya da biz kan gazlarında oksijen değerlerine bakıyoruz. Onların hala hipoksemik olduğunu düşünüyoruz ve buna göre oksijen tedavilerini tekrar devam ettiriyoruz. Bu süreyi ne kadar olabileceği hakkında çok net bir fikir söyleyemeyiz. Çünkü çok fazla hastamız var. Yakın takip ediyoruz ve bu fibrozis bizim uzun dönem hem kliniklerimizi meşgul edecek bir hastalık gibi durmuyor şu anda.